kalamlarda kelgan cennetke en ahri kiradigan insanın kıssası da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıladılar, sahabelerge eğitip verirdiler. Sahabelerden bazıları soruşken, ey Allah'ın Resulü, cennetke en ahri kiradigan adam kim? Cennetke en ahri kiradigan adam o cehennemden çıkadı. Cehennemde o şey imanı bilen cehennemge düşken o, lekin ko'p günahları sebepli o'sha günahlarının cezasını cehennemde olayotgan odam. Günahlarının cezasını cehennemde alıp bugünden keyin Allah subhanahu wa ta'ala onu çıkaradı. Ve unga ihtiyar berib koyadı. Cehennemge yüzünü yüzlendirip koyadı. Bende bir kança müddet cehennemge yüzlenip zirikip getirip iltica kılışı başlaydı. Rabbim, senden bir ilticayım var. Minin yüzümünü cehennemden ugrup koygin. Cehennemdeki azaplarım isimge düşüp kıyneli yapmam ben. Senden şunu sorayım ben, başka hiç narsa soramayım ben deyip yığılışı başlaydı. Şimdi Allah subhanahu wa ta'ala bendege benden rastdan başka hiç narsa soramaysan mı? Deydi. Bende yok, hiç narsa soramayım ben. Cehennemden yüzümünü ugrup koysan boldu deyip iltica kılıyor. Allah subhanahu wa ta'ala onun yüzünü cehennemden ögürüp uzaktan cennetini korsatıp koyadı. Bende bir kança müddet cennetinin uzaktan közge taşlanıp turgenliğini kurup zirikip getirdi. Ve indi yine iltica kılışını başlaydı. Rabbim, beni şu cennetke yakınlaştırgin, cennetinin hoşboy hidlerinden beni hidlettirgin diye iltica kılışını başlaydı. Şunda Allah subhanahu wa ta'ala, ey benden, hiç narsa soramayım ben, yüzümünü cehennemden burup koygin, başka senden soravum yok degendin o, deyin. Şunda bende, indi beni şu cennetke yakınlaştırıp koysan, başka hiç narsa soramayım ben, deyin. Allah subhanahu wa ta'ala o bendeni cennetke yakınlaştırıp koyadı. İndi cennetinin içileri koruna başlaydı. Cennetteki nazı nimetler, cennetteki rahat faragatlarını kurup bir kança müddet ötkenden keyin bende yana ilticanı başlaydı. Bende yana bendeligige baradı. Bende yana Rabbisi iltica kıla başlaydı. Rabbim, beni indi cennetinge kirgizgin. Allah subhanahu wa ta'ala bendenin bu seviyesini, bendenin bu halatını biledi ve küledi. Ey benden, senge şu cennetini kirgizemem. Fakat sen oyle git, feras git. Senge cennette kandey makam bulsun. Şunda bende oylaşını başlayın. Ey Rabbim, menge cennetten şunca şunca narsa bergin. Menge cennetten bunca bunca narsa bergin. Menge cennetten şunaka şunaka makamlarını bergin deyip uzunin tasavvurdaki berçe makamı mertebelerini soraydı. Şunda Allah subhanahu wa ta'ala bendege bazı narsalarını isten çıkarmadın mı? Mana bu narsa kereymez mi? Mana bunusu çi? Mana bu narsa çi? Dip bendenin özüge yana ilham kıla başlaydı. Bende o narsalar ham kerek, bunusu ham kerek dip cennette yana özü bilmegen narsalarını Allah'ın inamı sıfatı da ala başlaydı. Şunda Allah subhanahu wa ta'ala bendege aytadı ki sen soragen narsalarını yana neçi yüz beraberi senge verildi. Sen benim rahmetim bilen cennetke kirgin deydi. Ben de cennetke kirgen paytada ve ma utitu misle ma utitu deydi. Cennetke kirgenden keyin cennetteki makam mertebe en belenti menike bulsa gerek. Menge berilgen cennetinin makamı hiç kimge berilmedi de böyleydi. Ve halen ki bu bendenin cennetteki en pas makamdaki bende kısablanır. Allah subhanahu wa ta'ala bendenin günahlarını keçirip, onu pakilip, cennetke kiritişliği için bende de iman şart topuluşu gerek. İmanı bırakken, o kliyetken hatalarına, kliyetken günah işlerine küşeyman bulup, onlarının tavbesini kılıp, dünyada naumutlikke düşmesinden hareket geçiş gerek. İnşallah Allah ta'ala onun günahlarını mağfurat kılıçliği vaadesi var.